30 yıldır süren EA ve FIFA'nın anlaşması son buldu ve bu sene oyun FC24 olarak çıktı. O yüzden şu soruyu cevaplayarak videoya başlayalım. EA ve FIFA'nın anlaşması neden son buldu? Bu için birazcık geçmişe gitmemiz gerekiyor. 2000'lerin başına. 2000'lerin başında FIFA lisansı önemli bir lisanstı. Oyuna marka değeri katar, Dünya Kupası gibi bazı özel lisanslara sahip olur ve liglerle kulüplerle lisans anlaşması yapmayı kolaylaştırıldı. Dünya Kupası önemli bir şeydi. Her Dünya Kupası senesi bir tane oyun çıkartırdı EA. Hatta 2006 Dünya Kupası için 2 tane oyun yaptı adamlar. O kadar önemli yani. EA her zaman kulüp ve lig lisansına sahip olurken en büyük rakibi olan PES'te çoğu zaman hiçbir lisans yoktu. Hep Man Blue, Man Red gibi çakma takımı olurdu. Çünkü EA yüz binlerce dolar para döküp bu ligler ve takımlarla özel anlaşmalar yapardı ve başka bir oyunda lisansının olmasına izin vermezdi. Çünkü özellikle PlayStation 2 döneminde rakibi PES'in oynanış olarak her zaman 3 yıl gerisindeydi FIFA ve bu lisans anlaşmaları FIFA'yı rekabetin içinde tutuyordu. Bu durum uzun yıllar boyunca böyle gitti. PlayStation 3 döneminde FIFA oyun kalitesi olarak PES'e çok yakınlaşmaya başladı. Ve 2013'ten sonra yani PlayStation 4 dönemine geçerken iki şey değişti. Bir, PES. PES Hideo Kojima'nın oyun motoru olan Fox Engine'a geçti ve PES 14 yarım yamalak bir oyun olarak çıktı. Her sene oyuncu yüzleriyle rakibine fark atan PES bu sene rakibinden fark yedi ve PES'in toparlanması 4 yıl sürdü. Ama tabii ki bu 4 yıl çok pahalıya patladı ve oyuncu kitlesinin çoğunu FIFA'ya kaybetti. 2. Oyunların online tarafa kayması. Bu size anlattığım 2000'li dönemlerde online oyun oynamak pek de popüler bir şey değildi. Kitlesi çok azdı. Ama tabii ki özellikle PlayStation 4 jenerasyonu ile beraber online oyunlarda iyice bir artış yaşandı. EA'nin ilk olarak Champions League 06-07 oyununda çıkarttığı Ultimate Team modu da bu yükselişin çok büyük bir parçası oldu. İnsanlar sabah akşam Ultimate Team oynamaya başladı. Oyuna para yatırdılar, kart açtılar, paket açtılar, event geldi, event paket açtılar falan filan. İnsanlığın oyun oynama nedeni Ultimate Team oldu. FIFA alan insanların %80'i sadece Ultimate Team için oyun alıyor, başka bir moda girmiyor bile. Bu da FIFA'yı yıllar içerisinde spor oyunlarının Call of Duty'si haline getirdi. EA inanılmaz paralar kazanmaya başladı. EA çok para kazanmaya başlayınca da FIFA lisans için EA'den normalde 8 yıl için 150 milyon dolar alırken bu sefer 2 milyar dolar para istedi ve EA de çok kibar bir şekilde siktir git dedi. Çünkü artık FIFA lisansına ihtiyacı yoktu EA'nin. Artık Dünya Kupası oyunu çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yok. Dünya Kupası bir DLC olarak beleşe ekleniyor oyuna. Hiçbir getirisi yok EA için. Lisans anlaşmaları için yine FIFA ismine ihtiyaç kalmadı. Çünkü EA o kadar fazla para kazanıyor ki istediği her ligle anlaşabilir. Hatta ligler EA'nin kendi ayağına gelir bize de oyunu ekle diye. Mesela UEFA lisansına da sahip EA. Ama UEFA lisansı onlara Şampiyonlar Ligi'dir, Avrupa Ligi'dir, Konferans Ligi'dir, Avrupa Kupası'dır gibi çok fazla şey katıyor. Bu anlaşma değerli. Ama FIFA'nın artık hiçbir değeri kalmadı. Ayrıca FIFA ismi EA'yi birçok yönden de engelliyordu. Mesela EA Nike markasıyla anlaşacak, reklam alacak ama alamıyor. Çünkü FIFA Adidas ile anlaşmalı ve bu yüzden Nike'la anlaşamazsın diyor. Bu yüzden EA FIFA'nın teklifini reddetti ve artık oyunu kendi ismiyle EA FC 24 olarak çıkardı. FIFA da şu an başka bir yapımcıyla anlaştı ve seneye FIFA 2025 isminde yeni bir oyun çıkacak. Kimin yaptığını bu oyunu halen bilmiyoruz ama benim aklımda iki tane isim var. Birincisi 2K. 2K biliyorsunuz bayağı spor oyunu yapan bir firma. Hatta Formula 1'i de satın alıyorlardı ki araya sonunda EA girdi ve EA satın aldı Formula 1'i. FIFA 2K ile anlaşmış olabilir ve FIFA 25'i 2K yapıyor olabilir. İkinci isim de Konami. Evet. Eski PES'lerin kalitesi hattında belki FIFA Konami ile anlaşmış olabilir ve FIFA 25'i Konami yapıyor olabilir. Bakalım, zamanı gelince göreceğiz. Neyse, FC 24 diyorduk. Oyunun ismi değişti, iyi güzel, peki başka bir şey değişti mi diye soracak olursanız size o malum cevabı vermem gerekiyor arkadaşlar. Hayır. Pek bir şey değişmedi. Oynanış FIFA 23'e göre kesinlikle daha iyi. Daha yavaş bir gameplay var. Animasyonlar, müdahaleler daha oturaklı hissettiriyor. Birazcık daha oyun yavaş olduğundan oyun kurmaya teşvik ediyor sizi ama oyunun mantığı değişmiyor. Oyun her zamanki gibi bir masa tenisi olmaya devam ediyor. Bol bol 5-4, 7-3, 6-4 gibi sonuçlarla biten toplam 25-30 şutlu maçlara hazır olun. Oyun her zamanki gibi sadece sağ onurlu oynatıp 25 farklı çalım yapacağınız kadar basit bir oyun. Oyuna eklenen şeyler, oyun içerisinde hakemin gözünden baktığımız bazı cutscene'ler, otobüsün üstünde kutlama yapma cutscene'i, yeni bir ana menü ve... Tamam, evet bu kadar. Ha bir de teknik direktör gözünden maçı izleme gelmiş. Kağıt üzerinde aslında bu çok da güzel bir şey, baksanıza. Ama hiçbir şey yapamıyorsunuz bu ekranda. Ne bileyim sağa sola gidelim, oyuncumuza bağıralım, yetek kulübesine gezelim falan aklıma ilk gelen şeyler ama bunun hiçbiri yok. Sadece sabit kilitlenmiş bir ekranda oyunu izliyorsunuz. Böyle de ne anlamı kalıyor abi? Maçı izleyeceksem zaten kuş kamerasını izlerim. Ne gerek var burada izlemeye? Kariyer modunda da yenilik bekleyen birileri varsa hiç beklemesin çünkü kariyer modu FIFA 23'ün tamamen aynısı.
Hiçbir değişiklik yok. Yani FIFA 23'e güncel transferleri yapsanız FC 24'ün kariyer modunu oynamış oluyorsunuz. Yüzler yine yüz ileride. Galatasaray bu sene güzel transferleri yaptığı için bu yüzden GS'de çoğu oyuncunun yüzü var. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş'tan falan oyuncu alırsanız kimseyi tanıyamayacaksınız neredeyse. Bu Arda Güler mi abi? Oğlum bu Arda Güler'e Arda Güler'den daha çok benziyor lan. Belli başlı oyuncular hariç İYE'nin oyuncu yüzlerini siklediği yok. Ayrıca İYE bu sene Formula 1'de kadın pilot ekledikten sonra bu sefer Ultimate Team'i de kadın oyuncuları eklemiş. Şimdi kadın oyunculara ilk olarak FIFA 16'da oyun eklenmişti. İsteyenler kadın milli takım alıp bir dostluk maçı yapabiliyordu. İyi güzel. Yani çeşitlilik olmuş. İsteyen oynar. Bu kadın oyuncuların bir de tabii ki güç değeri vardı. Güçleri 90-91'e kadar çıkan kadınlar vardı. Ve bazı insanlar bu duruma dalga geçiyordu. İşte bu kızın gücü 90 ama Ronaldo'nun gücü 89 gibi. Ama bu da çok saçmaydı. Çünkü kadın ve erkek futbolu farklı bir kategori. Tıpkı gerçek dünyadaki gibi. Kadın futbolunu 91 almış bir oyuncu kendi kategorisinde 91'de. Kadını içerisinde. Olabilir yani abi böyle bir şey. Ne var? Olsun. Ama bu sene EA kadınları da Ultimate Team ekledi ve kadınla erkeki karma bir takım yapılabilir hale geldi. Ve gücü 90-91 olan kadınlar halen değişmeden var. Ha şimdi bana gelip Messi'nin kartı 90 ama bu kadın 91 diyorsanız ben de sizin kafanızı sikeyim diyorum. Dünya üzerinde kadın ve erkeğin karma olduğu bir spor var mı lan? Hiç kadın ve erkeğin aynı takımda futbol oynadığını gördünüz mü siz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kadının Ultimate Team'e eklenmesi tamamen bir rezillik. Gerçekçilikten uzak bir şey. Kimsenin ismini bile bilmediği, kimsenin umursamadığı kadın futbolculuğu açılan paketlerde görmek hayal kırıklığından başka bir şey değil. Kadın futbolunun son 50 yılda en büyük olayı bu sene FIFA adlı bir oyuna eklenmesi lan. Çünkü tüm CJV'ler bir anda FIFA'dan haberdar oldu ve oyunu savunmaya başladılar. Ayrıca ben bu sene çok rahatsız oldum bu durumdan çünkü ben kendimi çok mağdur hissediyorum. Çünkü benim pronounsladığım day anime kızı. Ben kendimi bir anime kızı olarak görüyorum ve bu oyunda anime kızları yok. Niye yok iyi? Erkekler var, kadınlar var ama anime kızları yok. Yoksa anime kızlarından rahatsız mı oluyorsunuz lan siz he? Yobaz mısınız lan? Yok geri kafalı mısınız oğlum? Niye kuduruyorsunuz hemen? Biz de gayet varız. Bu yüzden herkes zorla anime kızlarıyla veya anime kızlarına karşı oynamak zorunda olacak birader. İYSN'ye umarım anime kızlarını altım ettiğim ekler ve bu mağduriyete son verir diye umuyorum. Momentum yine oyunun çok büyük bir parçası. İlk 20 dakika uçan kaçan 2 gol atan takımınızın bir anda pas veremeyecek kadar salaklaşması. Bastığınız tuşların sanki oyuna 3 saniye geç gidiyor gibi hissettirmesi bu sene yine oyunda var. Tek başınıza oynasanız da yapay zekanın size attığı bazı zorunlu goller var. Bu yüzden bu sene de hem online tarafta hem tek oyunculu tarafta FC 24'ü yeterli bir oyun olarak görmüyorum. Eğer olur da gerçekçi bir kariyer yapmak istiyorsanız Google'a Football Life 24 yazıp ilk çıkan siteye tıklayabilirsiniz. Online bir şey oynamak istiyorsanız halen FC 24 alıp oynamak dışında başka bir alternatifiniz yok. Zaten alternatifi olmadığı için bu oyun bu kadar boktan hale geldi. Umarım seneye yeni FIFA'nın çıkışı veya UFL gibi oyunların gelmesiyle beraber EA oyununda bazı köklü değişikliklere gider.